abi şimdi bu espri diyoruz, şaka diyoruz ya, mizah diyoruz ya. Ya herkes zannediyor ki Cem Yılmaz icat etmiş. Vallahi onlar icat etmemiş abi. Ta bak 1400 sene öncesinden bu şaka dediğimiz, mizah dediğimiz, espri dediğimiz olay var abi. Şimdi sahabeler de böyle Allah'ın izniyle benzetmede hata olmasın. Bizim gibi birbirlerle böyle arkadaşlar. Mesela onların böyle şakalarını anlatıyor. Tabiinden birisi diyor ki onlar diyor birbirine diyor karpuz kabuğu atarcasına şakalaşırlardı. Şimdi bizim zihnimizde nasıl bir sahabi var abi? Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, kılıç, kalkan değil mi? Amenna var. Doğru. Böyle sürekli namaz kılan sahabiler, amenna var. Güzel oruç tutanlar, infak edenler var. Ama bak şaka yapanlar da var. Şakacı olanlar da var. Nuayman böyle birisi abi işte, şakacı birisi. Bir gün arkadaşları bizim tabirle gaza getiriyorlar. Bir mescidin bir kapısına bir sahabi devesini bağlamış. Kesebilir mi, kesemem mi? Kesersin, kesemezsin derken Nuayman'a deveyi kestiriyorlar abi. Çoktan durduğu et yemedik. Nuayman deveyi kesiyor, deveyi yiyorlar. Sahabi bir çıkıyor, bir bakıyor, deve gitmiş. Yandım ya Resulallah, yandım diyor, benim deveyi kesmişler diyor. Nuayman vın kaçıyor. Duba binti Zübeyir annemizin evinin olduğu yere gidiyor. Böyle bir çukurun içerisine giriyor. Üzerine de böyle otlarla kapatıyor. Tamam mı? Arıyorlar. Bütün sahabi şimdi Nuayman'ı arıyor. Gidip buluyorlar. Tam böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir açıyor ormanın dalını. Onu görüyor, gülmeye başlıyor. Nuayman diyor, niye böyle bir şey yaptın diyor. Ya Resulallah diyor, beni bulduranlar var ya diyor. Beni sana şikayet edenler var ya diyor. Bana diyor bu işi onlar yaptırdı diyor. Abi deve kesecek kadar, bak şakanın dozuna bakar mısın? Şimdi mesela Cem'in arabasının üstüne bir boya döksek gitti. Bizimle bir daha hiç konuşmaz değil mi? Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle biriyle dökebiliriz değil mi? Oğlum titreyerek canın sağ olsun dedin lan. Değil mi? Dökebilir miyiz? Ara başladı mı? Motorla geldi. Ondan dolayı diyorsun. Bak abi. Nuayman tabiri caizse sınırları zorluyor abi. Bir gün sahabenin bir tanesi 115 yaşında Mahreme isminde bir sahabi var. Bu sahabi Mahreme bin Nefel. Bu sahabi böyle mescide giriyor. Ya yine bak aynı mescid. Düşünsene ya. Mescid-i Nebevi abi ya. Yani şimdi bizim böyle gönlümüzdeki yer yani böyle olmak istediğimiz yer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu mescid. Çok affedersiniz ihtiyaç giderme hali oluşuyor. Nuayman bunu kolundan tutuyor abi. Gel diyor ben seni götürürüm lavaboya diyor. Mescidin böyle köşesine götürüyor. Oraya bevlettiriyor. İşlettiriyor abi. Gül gül. Gül oğlum gül sıkıntı yok tutma kendini. Bak hemen sahabiler geliyorlar böyle ne yaptın ne ettin falan böyle o sahabeye şey yapıyorlar. Allah Resulü diyor ki bırakın. Bak merhamet. Ne diyor ayette? Eğer sen katı ve kaba yürekli biri olmuş olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Onlara Allah'ın izniyle merhametle davranıyor. Bak suça bakar mısın? O sahabe o işi yapıyor abi orada. Mescidin içerisine. Diyor ki oraya biraz su dökün. Su döküyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Bu sefer Nuayman yine Mahreme'nin yanına geliyor. Diyor ki ben gözleri görmüyor ya 115 yaşında. Seni diyor şeyin yanına götüreyim mi? O geçen sana o işi yaptıran Nuayman'ın yanına götüreyim mi diyor. Tutuyor kolundan. Onu diyor elime geçirsem diyor kafasını kıracağım diyor. Mübarek Hazreti Osman, abi halife düşün yani, mescitte namaz kılıyor abi. Onun tam başına getiriyor Nuayman, şimdi diyor sopayı kaldır ve hızlıca salla diyor. Bir vuruyor, Hazreti Osman'ın kafasını yiyor. Bak şakanın dozuna bak abi, şimdi Erkan'a geleceğim. Dozaja bak abi. Sınırları zorladı değil mi? Kafası yarıldı. Sonra artık Nuayman'ı yakalıyorlar. Ceza kesilecek değil mi? Kısas uygulanacak. Hazreti Osman ne diyor biliyor musunuz? Nuayman için. Diyor ki o mahremeye, bak diyor, bana suç işlendi. Hani benim kafamı yardı. Ama diyor ben kısas hakkımdan vazgeçiyorum. Niye biliyor musun? Diyor ki Nuayman Bedir ehlidir. Allah Resulü onu çok severdi. Gel diyor ben de hakkımdan vazgeçeyim. Sen de diyor hakkından vazgeç diyor. Ya Osman diyor bu iş sana yapıldı. Senin kafan yarıldı. Senin kısas uygulaman lazım. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu çok severdi diyor. Bundan dolayı bak onu affediyorlar. Bir başka şey Nuayman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında işte pazara gidiyor abi. Bazen meyve diyor işte elma diyor. Bazıları bazı rivayetleri de bal diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam balı çok severdi.
Nuayman da ara ara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bal hediye ederdi. Pazardan alır, ona götürürdü. Fırat, gül oğlum, ne olacak lan, gül lan? Koptu gitti, baksana. Böyle ara ara gelip bal hediye ediyor ona. Bir günde parası yok. Adamdan balı alıyor. Diyor ki, gittiğimiz yerde diyor, hesap edeceğim diyor. Geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, balı hediye ediyor abi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yiyor balı, işte ashabı yiyor, herkes yiyor böyle. Adam bekliyor, Nuayman paramı ver diyor. Balı ben yemedim kardeş diyor. Kim yediyse diyor, ondan alacaksın diyor. Geliyor adam, adam şikayet ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyor ki, ya Resulallah, Nuayman diyor, benim parayı vermiyor diyor. Nuayman adamın parasını ver diyor. Ben yemedim ki balı, ya Resulallah diyor, sen yedin balı diyor. Bak diyor, ben diyor her seferinde diyor işte ben alıyordum. Ama diyor bu sefer diyor param yoktu. Senin de balı sevdiğini bildiğim için diyor, sana diyor böyle bir şey yaptım diyor. Yine yapacağını yaptın diyor. Şimdi bizim Faik diye bir arkadaşımız var abi. Biz Feyzbaşı'da çat kapıyı yapıyoruz. İnşaatta böyle çalışıyoruz işte, duvar mı var falan. Acıkmışız böyle, dedik ki yemek söyleyeyim. Faik dedi ki, nerede Faik? Buradayım abi. Faik dedi ki, abi bugün yemekleri ben söyleyeyim, ben söyleyeyim dedi. İyi dedim oğlum, tamam yemeği söyle, sıkıntı yok. Aradı neyse, abi dedi bize 5 tane yemek dedi, tamam mı? Yemekçi geldi, Faik yemekleri aldı. Abi hesap edesene dedi. Hani bu bizde şey var ya, klasik böyle işte. Yani ben söylüyorum, hesabı sen öde mevzusu var ya. Faik de biz öyle bir tongaya düşürdü işin açıkçası yani. Bak burada da nedir, sahabe aynı şey. Mesela bu bal meselesi var ya abi. Sahabi diyor ki, biz diyor bu şakaya diyor bir yıl güldük diyor yani. Yani Nuayman'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hani böyle ne şakalarımız vardır mesela, hep anlatırız ya. İşte mesela Faik'e biz o gün çok gülmüştük. Bugün yine güldük. İşte 3 ay sonra anlatsak yine güleceğiz. Diyor ki bir yıl boyunca güldüler. Adam satmak bizim işimiz abi. Böyle bir şey var. Şimdi Nuayman, Hazreti Ebu Bekir, Süveybit isminde 3 kişi yola çıkıyorlar. Bak burada arada bir nükte söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 3 kişi yola çıktığınızda biri imam olsun. Değil mi? Düzen olsun, kaide olsun ve onun sözüne göre riayet edilsin. Hazreti Ebu Bekir imam, yol imamı tabiri caizse. Hazreti Ebu Bekir ayrılıyor, Basra'ya gidiyorlar ticaret için. Süveybit'e geliyor Nuayman. Bana diyor biraz yemek ver diyor. Ebu Bekir olmadan diyor sana yemek veremem diyor. Verirsin vermezsin, verirsin vermezsin, vermiyor yemeği. Şimdi ben sana diyor yapacağı biliyorum diyor. Orada bir kabilenin yanına gidiyor. Bak şu diyor, devenin yanında duran adam var ya diyor. O benim diyor kölemdir diyor. Onu diyor size diyor 10 deveye satarım diyor. Ama diyor şimdi siz onun yanına gittiğinizde diyor o bağıracak, çağıracak, diyecek ki ben deve, ben köle değilim. Tamam, ben köle değilim, köle değilim diye bağıracak diyor. Sakın inanmayın ona diyor. Ve onu diyor sıkıca bağlayın götürün diyor. Adamları ikna ediyor. Adamlar deveyi veriyor. Nuayman adamı satıyor. Sahabeyi satıyor, tamam mı? Hazreti Ebubekir bir geliyor bir bakıyor ki Süveybit yok ortada. Süveybit nerede diyor. Sattım gitti onu diyor. Sattım gitti onu diyor. Tamam mı? Neyse nasıl oldu? Ne oldu derken Hazreti Ebubekir gidip Süveybit'i 10 deve karşılığında zorla geri alıyor abi. Şimdi bu bizim Erkan abi. Erkan nerede? Burası ne var? Bizim Erkan abi, biz bir gün camiye gidiyoruz. Böyle 3-4 arkadaş geldi bana fısıldadı. Dedi ki lan dedi bu camiye gidince dedi bu Ramazan iyice bir börek dedi. Tamam kardeş dedim, canın sağ olsun dedim. Gittik böyle neyse Ramazan'a böyle böyle yaptım, böyle yaptı. Abi caminin kapısından girdik. Erkan'a ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver. Adam satmak bizim işimiz. Mesela eskiden şey oynardık biliyor musun? Japon Kalesi. Bizim Japon Kalesi'ni bilmeyen var mı? Futbol. Herkes biliyor mu? Ya böyle daire şeklinde düşünün futbol anlamında. Herkesin kalesi var, herkes birbirine gol atıyor. 9 olan çıkıyor. Mesela biz İbrahim'le diyor ki kardeş bak şirket yapalım, Talha'yı aradan çıkaralım diyoruz. Tamam mı? Biz birbirimize yanaşıyoruz ya. Ben Talha'ya veriyorum, İbrahim'e atıyor. Ya bak bunların hepsi abi, değil mi? Hayatın içerisinde olan şeyler, güzel anılar mesela. Şimdi mesela Allah razı olsun İbrahim kardeşle mesela, değil mi? Bizim 30-40 yıllık bir dostumuz var. Yaşımız ortaya çıktı İbrahim ya. Değil mi? Niye abi? Ya böyle bir yani 30 yıl nasıl devam eder değil mi bir dostluk, bir arkadaşlık? Bak böyle yaşanmış, Erkan da öyle. Şöyle öne çık biraz. Değil mi? Erkan da öyle mesela değil mi? Uzun yıllar bir dostluğumuz var. Bak bunların içerisinde hep bunlar var. Şimdi ben şu andaki gençliği anlamıyorum abi bu noktada. Niye anlamıyorum biliyor musun? Ruh yok ya. Ya böyle şaka, espri konusunda bile ruh yok abi.
yani böyle eğlencedir diyelim, hani böyle oyundur, eğlencedir. Bakıyorum böyle monoton bir hayat abi, değil mi? Telefonun başında, bilgisayarın başında, ömür tükeniyor ya. Bizde yoktu ondan mı Erkan? Dolu dolu yaşadık ya. İnan böyle her zaman böyle anlatırım. Yani biraz sonra Erkan anlatsın mesela size bir sürü bu manada yaşadığımız anıları. Hepsi güzel mesela. Hadi bir tane daha anlatayım. Erkan ama size göre 25 yaşında duruyor. Değil mi abi? Öyle mi? Lan kardeş bir daha şu adama var ya. Su verirseniz var hepinizi kovarım. Hizmettekilere söyleyeyim. Hiçbir şey vermeyin lan ona. Bendesin abi. Şimdi biz bir gün yemeğe gittik abi. Böyle 10 kişi. Sizi de götürürüz inşallah. Masa şimdi bizde şöyle bir taktik vardı abi. En son masada kalan hesabı öder. Yani hesabı kitleme denir buna kısaca. Tamam mı? Neyse abi oturduk masaya, yemeği yedik elinizin artığı. Ramazan böyle yaptı. Böyle yaptı. Böyle yaptı. İnan tek kelime konuşma yok. Ama her zaman taktik bellidir yani. Allah'ı görmek istiyor. Böyle yaptı, böyle yaptım. Bu dedi ki elimi yıkayacağım, o gitti. Ondan sonra ben dedim ki elimi yıkayacağım işte lavaboya gidiyorum, gitti. Abi masadan 7 kişi kalktı. Örnek veriyorum 3 kişi kaldı. Biri Erkan, biri İbrahim. Bir de Ünal kaldı, tamam mı? 3'ü kaldılar masadan. Tamam mı? Şimdi Ünal diyor ki, anlatıyor şimdi. Diyor ki İbrahim'e diyor böyle yapayım, böyle yapayım, böyle yapayım diyor. Ya diyor böyle ayağına vuruyorum diyor. Lan ne ayağıma vuruyorsun diyor. En son dedi ki diyor. Lan İbrahim seni Sinan çağırıyor dedi diyor. Erkan dedi ki. İbrahim sen otur ben giderim dedi. Ya biz normalde hesabı Erkan'a kilitleyeceğiz. Tamam mı? İbrahim bir türlü anlamadı. Hesap İbrahim'de kaldı. Dedim ya işte bak sahabe de böyle abi. Değil mi? Şimdi bak bunlar ne güzel anlatılacak. Değil mi? Böyle bir anı bizim için. Hani olaya şöyle bakmamak lazım. Ya işte İslami ortam, sohbet bilmem ne. Abi biz bunu 40 senedir anlatıyoruz ya. Bak şimdi herkes öğrendi. Mesela hesap kilitlemek gerekirse... Hep İbrahim'i götürün ya. Yanınızda. Hani bunları yaparken mesela, bak hata yok mu? Bak Nuayman üzerinden söyleyeyim abi. İçki müptelası birisiydi abi. İçkiyi bir türlü bırakamıyor. Daha ötesini söyleyeyim mi? İçki haram kılınıyor yine bırakamıyor. Geliyor her seferinde, ya Resulallah diyor beni temizle. Ben böyle bir hata ettim. Benim cezamı kes, bana cezayı uygula diyor. Uyguluyorlar, 3-4 sefer oluyor bu mesele. Hazreti Ömer bir gün diyor ki, ya Resulallah diyor, şunun diyor, kafasını uçurak gitsin diyor ya. Ne bununla uğraşıp duruyorsun? Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O Bedir ehli. Ben onu çok severim, o da beni çok sever. Nuayman en sonunda içkiyi bırakıyor abi. Şimdi bir genç üzerinden bunu düşünün abi. Sıkıcı bir ortam olduğunu düşünün buranın. Sıkıcı mı? Sen onun fahin arkadaşısın, hayatta sıkılman sen. Ya bak sıkıcı bir ortam olduğunu düşün abi. Bak bu işin sadece görünen kısmı. Ciddi derslerimiz yok mu? Var. İnsan yetiştirmek anlamında derslerimiz yok mu? Var. Hadis ezberlemiyor muyuz? Ayet ezberlemiyor muyuz? Bunlar var. Ama şimdi Mehmet'e desem ki hadis ezberledin mi? Ezberliyor musun? En son ezberlediğin hadisi söyle. En son? Bir şey böyle hakikaten unutuyorum. Hı. Evet, Mehmet seni dinliyorum. Bir hadis. Oğlum genelde böyle olur. Hoca böyle şak diye soruyor ya. Bak bir şey daha anlatayım sana, sen orada düşün. Lisedeyiz abi, milli güvenlik dersindeyiz. Hoca bizi sözlüye kaldırdı, 5 kişiyiz. Sözlüde. İşte herkese bir ülkenin şeylerini soruyor. Askeri, yüz ölçümü, işte nüfus falan böyle. Hepsini soruyor. Ben de en sonda duruyorum. Tamam mı? Böyle ayarladım işte. Sırayla gidiyor hoca. İşte Suriye diyor, Irak diyor, Almanya diyor, İngiltere diyor. Bana ne geliyor dedim. İşte Ürdün geliyor. Harlarla ona çalışıyorum böyle. Tam sıra bana geldi. Hoca Amerika'yı sordu. Zınk dedi. Oğlum biz sağ gösteririz, sol çakarız. Hadi. Söyle hadi. Eğer siz Allah'a hakikaten tevekkül etseydiniz, Allah'a kuşları zıkandığı gibi sizi sabahları evden aç çıkarıp akşamlar top döndürürdü yani. Doğru mu Yusuf? Selamat. Ne söyle? Eğer siz Allah'a hakikaten tevekkül etseydiniz, o sizi sabah kursağı boş çıkıp akşam dolu döner kuşlar gibi zıkandırırdı. Eyvallah. Güzel. Şimdi bak abi, herkesin modu düştü. Değil mi? Hem böyle bir düştü. Şimdi herkeste ne var? Acaba şimdi kime soru soracak? Güzel.
En son ezberlediğin ayeti söyler misin? Abi. Murat, nereye gidiyorsun? Çocuk yer değiştirdi ya, böyle bir şey var mı? Adı neydi Faygo'nun? Kime? Arkadaşının adı neydi? Kenan, ha? Kenan mı? Evet. İyi hadi bak. Ezberlediğin şarkını deseydin kaçmazlardı. Değil mi? Şimdi ayet nereye? Oğlum hiç bilmiyor mu lan? Fatiha'yı okuyacaksın, işin içinden çıkacaksın. Her yolu ben mi öğreteyim? Tamam. Sen şimdi bekarsın ya. Tabii ki evlilikle ilgili bir ayet söyleyeceğim. Başka ne söyleyeceğim? Tamam mı? Evet. Şöyle toparlayalım abi. Dinimiz hayat dini abi. Hayatın her karesine, her alanına müdahil olan bir din. Sadece camide, mescitte, dernekte, vakıfta yaşanan, dışarı çıkıldığında bırakılan, unutulan bir din değil. Hayatın her alanında, yani her alanda örnek var. Bugünkü konumuz şakaydı, mizahtı değil mi? Buna dair örnekler. Bunlar var. Ölçümüz neydi? Ölçüyü kaçırmayacağız abi. Hani işin içerisine böyle yalan dedim işte, korkutma dedim, karşıdakine alay etme, incitme, bu tarz şeyler değil mi? Mesela bu gibi ortamlarda böyle espriler anlatılmaya başladığı zaman üfürmeler de başlar abi. İşte ben de bir şey anlatayım, ben de bir şey uydurayım diye böyle insanlarda bu oluşu değil mi? Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor bize. Ama şaka zamanı şaka, espri zamanı espri.